Selamlar, hayırlı, mutlu bir günümüz. İnşallah ebedi aleme birikim yapacağımız, ebedi olan için uğraşacağımız bir günümüz. Hayat hızla akıp giden bir süreç. Ve Yüce Allah'ın bizlere verdiği şu nimetlere bakınca ne kadar çok şükretsek azdır diyoruz. Şu kısacık ömrümüzde yapacak çok işimiz var. İnşallah her günümüzü ayrı bir hayat, ayrı bir ömür olarak görerek dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Her zaman Yüce Allah'ın hükümlerine, Hakelem Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre. Bu şekilde mutlu olabiliyoruz. Bu şekilde ebedi aleme hazırlanıyoruz. Çünkü sadece şu hayattan özellikle şu hayat için yaratılmadık. Biz ebedi aleme hazırlık için geldik. Bütün insanların şu hayattaki bulunma amacı kulluğunu her şeyden önemli olarak yerine getirmesidir. Bu nedenle Yüce Allah'ın hükümleri dışında hareket etmek, Allah korusun şu dünyanın batıl düzeniyle kendini kandırmak, ancak cahillerin, kafirlerin, münafıkların, müşriklerin vasfı olur. İstiyoruz ki insanlar böyle olmasınlar. Şu verilen nimetlerin değerini bilsinler. Ona göre hayatını sürsünler. Her zaman mütevazı olsunlar. Şan, şöhret, maddiyat, zenginlik uğruna her türlü haramı batılı yapmasınlar. Bunlar istiyoruz. Bakın, edep çok önemli bir kavramdır. Ama fiiliyatta olmalıdır. Lafta, sözde değil. Biz insanız. Dost doğru olmalıyız. Yüce Allah'ın yarattığı en üstün varlığız. Bunun değerini bilmeliyiz. Ve Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini her zaman okuyup anlayıp fiiliyatta yaşamalıyız. Şu hayatın ne kadar kısa olduğunu, ebedi alem için de mükemmel hazırlıklar yapmamız gerektiğini unutmayalım. Bakın, bu kadar insan var. Hepsinin mükemmel bir hesabı olacak, bizim de olacak. Bunun farkında olarak ve Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşayarak devam edin. Her gün Yüce Allah'ın farzlarını her şeyden önemli olarak görerek yapın. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok, emin olun. Herkes şu dünyaya eşit olarak gelir. Şu dünyada yaptıkları onun değerini belirler. Yüce Allah'ın katında değerli olanlar onun rızası için yaşayanlardır. Öyle haram batılla uğraşanlar değil. İstiyoruz ki insanlar Yüce Allah'ın hükümlerinden ayrılmadan yaşasınlar. Her gün farz olan namazı dosdoğru bir şekilde yapsınlar. İnşallah yaparlar. Bakın, haramın, batılın, her türlüsünün karşısında olmanız lazım. Gerçek bir mümin bu şekilde olur. Bağımlılık yapan her şeyin karşısında olmanız lazım. Yalnız Yüce Allah'ın rızası için yaşamanız lazım. Yalnız ona kulluk edip ondan yardım dilemeniz gerekir. Bunları devamlı söylüyoruz. Çünkü bunların dışında yaşayan bir sürü kişi var. Ve şu da önemli. Bakın, ben bunları anlatıyorum. Bazı cahiller zannediyor ki benim kişisel görüşlerim. Ben kendi hayatımı insanlara anlatıyorum. Bu İslamiyet'in emirleridir. Olması gereken hayattır. Ben onu anlatıyorum. Allah'a şükür de İslamiyet'in hükümlerine göre bir hayat yaşıyorum. Bunlar gerçekler. Olması gerekendir. Bunların dışında yaşayıp da masallarla, hikayelerle kimse önümüze gelmesin. Benim görüşüm şudur, senin görüşün odur. Herkes istediğini yapsın. Demek doğru bir anlayış değildir. Çünkü biz doğruyu bilip de
Allah'a şükür biz doğruyu yaşıyoruz. Yüce Allah'ın takdiridir. Kim ne yaparsa yapsın dersek biz Müslüman olabilir miyiz? Nasıl olalım? İnsanları uyarmalıyız, doğruyu söylemeliyiz. Yani kimsenin bekçisi de değiliz. Yüce Allah'ın hidayet vermediğine biz bir şey yapamayız. Ama biz her zaman dost doğru bir şekilde fiiliyatımızla örnek olacağız. Öyle bir hayatı yaşayacağız. Her gün tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, Yüce Allah'ın hükümleriyle yaşıyoruz. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu, ebedi nimetlerine ulaştırdığı kullarına oluruz diyorum. Hoşçakalın.